Merhaba sevgili seyirciler. Çok güzel bir gün diliyorum. İsmim Koray Varol. Elimden gelen bütün güçle güzel şeyler konuşmaya yönelik olarak, faydalı şeyler konuşmaya yönelik olarak yardım etmeye çalışacağım. Yine çok değerli bir konuğum var. Değerli konuğumla birlikte değişim konuşacağız, eğitim konuşacağız, liderlik konuşacağız. Bugünkü değerli konuğum Şerif Hocam. Şerif Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Beni çağırdığınız için mutluyum. Aynı güzelliklerle. Zaten size çok akıcı oluyor, çok rahat oluyor, çok da güzel oluyor. Benim adıma da, insanlar adına da faydalı olduğunu düşünüyorum. Hocam sizin ana uzmanlığınız insan seçmek, liderler seçmek, şirketlerin iyi yönetilmesini sağlamak, şirketlerin paralarından tutun da her şeyini iyi yönetmelerine yönelik olarak onlara yardım etmek. Peki iyi bir lider, iyi bir yönetici, onun eğitim versiyonu, o kendini eğitmiş ama mesela onun bir şirketi eğitmesi, şekillendirmesi, mesela buralarda neler söylersiniz Sayın Hocam? Evet, şimdi konumuz eğitim. Eğitimi ilk başta ailede alıyoruz, sonra okula gidiyoruz, üçüncü yerde de işte. Bizim şimdi profesyonel yöneticiler seçtiğim için işteki eğitimle birazcık odaklanacağım. Diyorum ki en iyi eğitim işte doğru bir patron, yani direkt raporladığınız kişiden aldığınız eğitimdir. Çünkü sizi hayatta o forme ediyor. Direkt raporladığınız kişi size ne kadar güven veriyor, o ne kadar şeffaf, o ne kadar hakkaniyetli ve o kadar, ne kadar işini biliyor. Yani ondan yalnız işi öğrenmiyorsunuz, bir sürü başka konuyu da öğreniyorsunuz. Ve sizin için bu muhteşem bir eğitim oluyor. Yani ben hala bugün dahi patronlarımdan öğreniyorum. Yani direkt onlar, beraber çalıştığınız insanlar sizi eğitiyor. Anladım. Peki oradaki liderin şirketi eğitmesi, evet, şekillendirmesi, farklılaştırması, güncellemesi, değiştirmesi, yani bununla ilgili mesela ne söylersiniz? Mesela bir tane konu anlatayım. Bizim şirkette diyelim ki bir tersaneye genel müdür arıyoruz. Bunu ben sadece 3 kişiyle konuşmuyorum. Bütün şeffaf olarak bütün şirketteki herkesle konuşuyorum. Ama şirket dışına bunun, yani bizim şirkette şeffaflık çok önemli ama şirket dışına gizlilik çok önemli. Yani konuştuğumuz konunun gizli olması önemli. İçerisi kapalı ama içeride paylaşım var. İçeride bir sürü insan bilgiyi paylaştığınız zaman kendini güçlü hissediyor. Yani bilgi paylaşıldığı zaman insanlar hem size güven duyuyor ve onlar da kendileri eğitiliyor. Kendi muhitlerinde şeffaf olmayı öğreniyorlar. Yani Ben bizim şirkette maaş hariç her konunun görüşülmesi taraftarıyım. Ama o eğitilen insan da o şeffaflığı kendi büyütün veya etik davranma. Siz etik davranmayı ona öğretirsiniz, o da kendisine etik davranmayı öğretiyor. Kendi etrafındaki muhite. O da bir eğitilmiş oluyor. Beklenene göre bir şekillenme, beklentiye yönelik olarak bir hamle yapma, adaptasyon gibi bir şey de diyebilir miyiz? Tabii ve hatta yani o sizin şirkette mesela direkt raporladığınız değil, başka bir lider var. Yani siz finans bölümünde çalışıyorsunuz. Fakat şirketin pazarlama direktörü sizi etkiliyor. Ondan da bir şey öğreniyorsunuz. Yani tüm liderlerden bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Ve bu öğrendiğiniz tüm olayların kapsamı size bir eğitim olarak geri dönüyor. Peki, liderin şirketi güncellemesi derken daha teknolojik hale getirmesi, daha paylaşımsal hale getirmesi, daha iyi öğrenir, daha iyi üretir hale getirmesi. Mesela o liderin hangi becerileri var da bunu yapıyor? Yani nereden başlıyor mesela? Bir kere geçen hafta bir iş forumundaydım. Orada Pegasus'un başındaki Mehmet Nane dedi ki, bizde dedi, sporcu gibi dedi, kaslarımızı diri tutmak zorundayız dedi. Devamlı çalışmak zorundayız dedi. Liderin de şirketindeki tüm elemanlarının kaslarını çalıştırması lazım. Onları hazır tutma. Çünkü her an bir kriz olabilir. Dünyada krizler hayatımızın parçası oluyor. Olduğu için yani sadece krizde kasları çalıştırmak değil, ben onu çok sevdim o lafı, ama bunun dışında liderin olmazsa olmaz bir insanları o şirketin
ana misyonuna inandırması ve motive etmesi lazım. Ve birlikte güzel şeyler yaptığına inandırması lazım. Bir de tabii ki o demin söylediğimiz insanların sanki doer dedim, içten yanma motorlu gibi çalışkan, self motive çalışabilmesi için, yani devamlı üretebilmesi, başkasından bir kumanda gelmeden, ya ben bunu böyle düşünüyorum, ne, her fikir doğru fikirdir, bunu şirket içine yaygınlaştırması lazım. Yani insanlar başkasından bir şey gelip o zaman yapadılarsa çok geç oluyor. Yani yeni müşteri bulmak konusunda bile herkesin bir fikir verebilmesi lazım. Yani o içinde, şirketin içinde yeşerecek bir fikirlerin yeşerebileceği bir ortam yaratabilmesi lazım o liderin. Yani belki bunu çok güzel yağlı boyalar asarak da yapabilir. İyi bonuslar vererek de yapabilir. Sırtlarını okşayıp cuma günleri seni nefis bir davet vererek de yapabilir. Bilmiyorum ama liderin o atmosferi yaratabilmesi lazım. Peki, burada mesela para kullanmak, yani para nerede? Para ne kadar önemli? Önemli ama ne kadar önemli? Yani bir insanın işinde doer olması için ya da yapan olması için, yanlış kelime kullanmayayım da, ve onun üzerinden de hamle yapabilmesi için para onu ne kadar motive ediyor? Ya da fırsatlar mı onu motive ediyor? Ya da yapan olmak mı onu motive ediyor? Ben paranın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki para hepimizin sonunda dikkat ettiğimiz bir şey ama bir kişinin motive olması için kendi işinde iki şey lazım. Yeni bir şeyler öğreniyor mu? Bir de şirketin tepe yöneticileri onun yaptıklarını yeterli kadar destekleyip kabul ediyorlar mı? Takdir ediyorlar. Takdir ediyorlar mı? Bu iki şeydir önemli. Yani önünde de bir de fırsatlar görebiliyor mu bu şey, bu şirketin içinde büyümek açısından. Ama paranın bence önemli bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Bambaşka bir konuya geçeceğim hocam. Şimdi yöneticiler de bazen şirketlerin sahiplerini bilgilendirmeleri gerekiyor, yönlendirmeleri gerekebiliyor. Orada şirketin sahibini nasıl doğruya, iyiye yönlendirebilir? Burada her zaman benim altını çizdiğim, insanlardan renkli ve cesaretli fikirler bekliyorum. Yani ben bir şirketin içinde çalışıyorum ve gittim, baktım tuvaletleri beğenmiyorum çünkü kokuyorlar. Bunu yazabilmem lazım. Yani bunu, yani alt, her fikrin üste doğru yol bulacağı bir mekanizma lazım. Veya bu müşteriye, mesela ilk defa iş yaptığınız bir müşteriye normal bir müşteriden daha fazla önem vermeniz lazım. Çünkü ilk defa iş yapıyorsunuz. Çünkü alışmamış size. İlk defa müşterilere ben 10 kere daha çok önem veririm. Yani devamlı ararım, nasıl oldu, ne bitti, prosesten mutlu kaldınız mı? Çünkü onlar sizi tanımıyor, siz onu tanımıyorsunuz. Böyle iletişimler kurarım. İnsanları daha rahatlatıyor, daha güvende hissettiriyor. Bir şey olursa da hemen öğrenmiş oluyorsunuz. Yani içeride çalışanlar da bu şekilde patrondan korkmuyorlar ve güzel mesajlar veriyorlar. Ve onların da gayesi bu işi daha iyi yapabilmek. Anlamlı bir bilgi olduğu zaman da. O da yukarı doğru çıkıyor, yukarıdan da destek görüyor diye ümit edelim. Ümit edelim. Olabildiği kadar, olduğu kadarla arasındaki fark. Peki, eğitim ve değişim. Yani değişim liderliğini nasıl tanımlarsınız hocam? Şimdi değişim çünkü yaşamda sürekli. Bankacılıkta sene başından beri Türkiye'de 200 tane mevduat değişikliği olmuş. Bu banka genel müdürlerine ben 10 tane madalya veririm sırtlarına böyle. 200 tane mevduat değişikliği. Dövizi şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şunu yapacaksın. Yani inanılmaz bir dünyada yaşıyoruz. Onun için bu değişime adapte olabilecek sağlam insanları eğitmemiz lazım diyorum. Yani
birazcık bir de bunu başka bir programda da söylemiştim. Adaptasyon gücü o insanın Darwin gibi yaşama dayanma gücünü gösteriyor. Yani yeni bir şeyler öğrenme. Mesela dijital dünyayla iş yapıyoruz. Bütün yapma işimiz değişiyor. Yani bana da mesela şirketten bir mesaj geliyor. Bundan sonra diyor masraflarınızı diyor şöyle yapacaksınız diyor. Ona uymamız lazım. Ve değişimi de bizim de yaratmamız lazım şirketin içinde. Anladım. Burada şunu da sormak istiyorum. İşte yani oradaki o değişimin yönetilmesi süreci içerisinde değişimin kolaylaştırılması ile ilgili olarak neler yapılabilir? Bunu tek başınıza yapamazsınız. Değişime inanmış bir ekip yaratmanız lazım. Buna diyorlar ki şirkette change agent diyorlar İngilizce buna. Değişime inanmış 4-5 kişi yaratıp onların da bu, biz mesela bir program başlattık kendi şirketimizde. Herkesin bir danışmanı oldu. Bütün çalışanlar birbirinin danışmanı oldu. Ve birbirleriyle konuşup bir öğle yemeğinde fikir alışverişine başladılar. Neler daha iyi yapılabilir diye. Ve orada herhangi bir fikir olabilir. Yani bir tane balina iskeletini alıp resepsiyona koyalım. O da doğru bir fikir. Yani veya küçük müzik çalalım. O da bir doğru bir fikir. Yani insanları değişimde ne hiç tahmin etmediğiniz fikirler geldi bize o şeyden ve biz bir sürüsünü de uyguladık. Mesela bu evden çalışmanın ne kadar gerçekçi, ne kadar gerçekçi olmadığı fikri ortaya çıktı bu şekilde. Peki ne kadar gerçekçiymiş hocam? Şu. Ölçülebildi mi yani? Evet, şu. İnsanlar COVID döneminde evde kalmaktan sıkılmışlar. Bu ortaya çıktı. Evet. İnsanlar ofise gelmek istiyor. Konuşmak istiyor, orada ama değişik bir yerde olmak bunu istiyor. Bunu bir force olarak, 5 gün geleceksin olarak yapmak istemiyorlar. Özel bazı görevliler var. Mesela gece bekçisi uyuyamaz gibi. Ama benim söylemek istediğim çalışmak istiyorlar fakat kendi ritimlerine göre. Onun için haftada 3 gün, 4 gün gelmeyi şimdi çok daha tercih ediyorlar. 5 gün evde kalmaktan. Anladım. Tamam, burada bir de bir önceki konuyla ilgili olarak mesela hani liderin adaptasyon yeteneği. Şu anki günümüzde sürekli bir şeyler oluyor. Evet. Sürekli bir şeyler oluyor ve devam ediyor yaşam ama sürekli bir şey oluyor. Siz mesela bir lider seçerken yani bir üst düzey yönetici seçerken sizin için adaptasyon derecesi ne kadar önemli, konu bilgisi ne kadar önemli? Bizim bir kere seçerken iki şeye çok önem veriyoruz. O geldiği sektörü iyi tanıyor mu? Yani konu hakimiyeti var mı? Evet, konu hakimiyeti var mı? Yani deminki konuya geldim, tersane için hiç tersane görmemiş birini tersaneye atayamazsınız. Veya hiçbir, yani bir konuyla ilgili bilgisi çok önemli. Fakat bizim altını çizerek söylüyorum, yani bu liderleri de eğitmemiz lazım. Çünkü liderler de en büyük öğretmenler oluyor. Çünkü bir şirkete girdiği zaman o kişi bütün herkesi eğitiyor altındaki. Yepyeni fikirler getiriyor, yeni ürünler getiriyor, yeni bilgiler getiriyor. Ama biz seçerken neye bakıyoruz? Biraz önceki şey mi? Egosu düşük, kapısı açık, insanları motive edebilen, bilgisini paylaşan. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Diyoruz ki İşte burada mesela burada, iş bilmesiyle onun arasındaki ilişkiyi kaç koyuyorsunuz mesela? Özür dilerim sözünüzü kestim ama. Çok yüksek koyuyorum. Çünkü insanın davranış şekli onun iyi veya kötü bir lider olduğunun farkını yaratıyor. Yani kendinle alay edebilen biri daha iyi lider olabiliyor. İşte burada mesela şu an günümüzde 10 üzerinden paylaştırsanız mesela kaçı iş bilgisine, kaçı adaptasyona, kaçı yönetim becerilerine, yani ya da adaptasyonu yönetim becerilerinin içine yazar mısınız? Yönetim biraz başka bir şey ama. Ben bu kişinin karakteri ve ailesinden, okuldan,
ve daha önceki yaptığı işlerden aldığı davranış biçimleri, yani öğrenme, başkalarını eğitme, motive etme falan şey, ona 10 üzerine 7 veriyorum. Aha. Konuyu bilmeye 3 veriyorum. Tamam. Yani iyi bir liderin o davranış biçimlerinin tamamı çok önemli. Yani konuyu az bilip de, bilmemesinden bahsetmiyorum, ama konuyu belli bir seviyede bilip de o beceri setleri yüksek olduğu zaman da o işi becerebilir. O işi becerebilir. Ama meraklı olması ve o demin söylediğimiz gibi içten yanan motor, bu da Ömer Aras'ın bir lafıdır. Devamlı hareket edip bir şeyleri yaratabilen biri olması lazım. Bir de meraklı olması lazım. Yani bizim bu işin en iyisini Japonya'da uygulamışlar. Ya nasıl uygulamışlar diye onu araştırması lazım. Merak adaptasyonda ne kadar önemli? Çok önemli. Çünkü merak etmeyen kişi, mesela bir şey aldınız, bitki. O bitkiyi merak etmezse o bitki büyümez. Ama merak ederseniz ona gübre koyarsınız, şunu koyarsınız, bitki büyür. Yani merak çok önemli. Yeni fikirler, yeni şey. Yani aslında hayat merak demek. Tamam, güzel. O zaman oradaki işte merakın açıklığını anlatabilir misiniz? Ya da merak etmenin dinamiklerini anlatabilir misiniz? Ya da yani şu anda geldi. Meraklı insanı bulmak bir inci bulmak gibi. Yani çünkü herkes böyle çok merak etmiyor. Yani olduğu yerde kabul ediyor ve yaşıyor. Yaşayan vasatlık çok var etrafımızda. Peki, o merakın dinamikleri nelerdir? Yani o merak mesela nasıl onu hareket ettiriyor? Ya da orada yetenek ve merak mı diyeyim, ya da merak yeteneği yazabilir miyiz? İşte bu bir yolculuk. Bu merak yolculuğu da benim kendi görüşüme göre ne kadar çok kitap okuyanlar çok meraklı oluyor. Yani kitap okumanın merakı çok geliştirdiğini düşünüyorum. Ve kitap okumanın da insanı muhteşem geliştirdiğini düşünüyorum. O eğitim konusuna geri geliyorum. Ama sonunda da bir herhangi bir işte merak ettiğiniz zaman o işi 3 kere daha iyi yapıyorsunuz. Orayı bir anlatır mısınız? İşte ne oluyor da yapıyor? Ya da onu nasıl avantaja döndürüyor? Ya da oradan ne besleniyor? Nasıl oluyor? Mesela çok kimse araştırmayı yüzdesini söyleyemeyeceğim ama ufacık üçgenlerin arasında yapar araştırmalarını. Halbuki daireyi bulmuyor. Daireyi gözden kaçırıyor. Türkiye'deki birçok televizyon kanalında sadece Türkiye haberleri var. Dünya haberlerini izlemiyoruz. Daireyi kaçırıyorlar. Yani ufak bir üçgen üzerine konsantre oluyorlar. Halbuki merak edip dünyayı analize etseler her şeyi çözeceğiz. Çözmeye yönelik olarak ciddi anlamda hamle yapıyor. Peki şunu sorsam, mesela bir muhasebe müdürü sizce neyi merak etmeli mesela? Öyle bir kavram var mıdır? Bir finans müdürü neyi merak etmeli? Bir pazarlama müdürü neyi merak etmeli? Muhasebe müdürü bir kere şirketin en büyük müşterisi kimdir? Önümüzdeki sene bütçeyi yapabilmek için hangi müşterilerle ne işler yapıyoruz? Geçen sene ne işler yapmışız? Yani şirketin beynindeki olan işleri dahi bilmesi lazım. Yani bir kere şirketin tedarikçileri kim, müşterileri kim, çalışanları kim? Bütün bunları iyi bilmesi lazım. Yani genel konuya hakim olması lazım. Sadece muhasebeci için değil, bütün çalışanlar için diyorum buna. Anladım, ama şuradan biraz spesifik bir soru sormuşum. Mesela muhasebe müdürü finansla ilgili mi kitap okusun? İşte pazarlama müdürü yenilikle ilgili mi kitap okusun? Yani hiç, benim için hiç fark etmez. Hiç kitap okusun. Günde ayda 4 kitap okursa o kişi merak etmeye başlıyor. Yani bu benim standartım. 2 de olabilir, tamam mı? Ama ne okursa okursun o kitaplar onun kafasında merakı uyandıracak. Tamam. Düzenli olarak yaptığın işin dergisini takip etmekle ilgili ne düşünürsünüz? Çok önemli buluyorum. Çünkü rakipleriniz hakkında bilgiler alıyorsunuz. Mesela
iş dergileri var. O iş dergilerini alıyorum, okuyorum. Hı hı. Ve o iş dergileri çok ucuz aslında rakamalı. İçinde bir bilgi geliyor. Mesela diyor ki Hintli firma tohum işine giriyor Türkiye'de. Hı hı. Bunu merak edip araştırırsanız o Hintli firmanın dünyanın ikinci büyük tohum firması olduğunu öğrenirsiniz. Hı hı. Onunla temas kurarsanız belki sizin en büyük müşteriniz olur. Hı. Onun için küçücük bir yazıdan büyük bir fırsat yakalayabiliyorsunuz. Anladım. Peki, çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Bazen okuduğumuz şey bizi çok etkileyip bakış açımızı ciddi anlamda değiştirebiliyor. Peki, burada şirketin meraklı olmasını sağlamak için ne yapılabilir? Mesela dergiler mi alınabilir? Yani tarih gezilerine mi götürülebilir? Mesela şirketi nasıl meraklı yaparız? Mesela meraklı şirket diye bir kavram var mıdır? Bu ölçülebilir bir şey midir? Şimdi bu masada duydum sizden ama fikir olarak yönetim kurulu ve tepe yöneticilerin meraklı insanlar olan şirketi ben meraklı bir şirket olarak addederim. Yani o dediğim gibi insanların içten yanan motor gibi devamlı bir şeyleri yapmaya arzulu insanlardan olan bir lider ekibi kurulmuşsa her konuda o şirket yeni fikirler üretecektir. Yeni fikir. Mesela dünyada bu sürdürülebilirlik ve enerji konusu bir gündemde. Burada ne yapabiliriz? Nasıl bizim şirketi buraya adapte edebiliriz? Bunu merak edenler belki bundan çok büyük bir fırsat olarak ileri çıkacak. Ya da sonuç olarak yeni çareler bulmaya çalışıyorlar enerjiyle ilgili insanlar. Yani hani oradan kesilince başka bir çare bulmak zorundalar. Yaşamak için de bunu bulmak zorundalar. Peki, yönetim kurulunun yine meraktan gitmek istiyorum. Çünkü merak öğrenmeyi çok ciddi anlamda etkileyen, o da eğitime yönelik olarak hareket etmeyi sağlayan bir şey. Meraklılığını yönetim kurulu üyeleri nasıl arttırabilir? Şöyle, birincisi yönetim kurulunun, ben onu söylüyorum her zaman için, günlük işlerden kendini ayırıp uzun vadede stratejiye odaklanması ve uzun vadedeki insan kaynaklarına odaklanması lazım. Yani bir arkadaşım Servet Topaloğlu bir kitap yazdı, Ülke Yönetimi diye. O kitapta en önemli konu diyor, ülke yönetirken de şirket yönetim kurullarının strateji ve insan kaynakları. Onu yapabilme becerisi. Buna odaklanmaları lazım. Bu konuları merak etmeleri lazım. Yani operasyonel konulardan kendilerini çektirmeleri lazım. Öyle gündelik hayatın için, gündelik orada takılı kaldıkları zaman yani, bazen göremiyorlar. Yani yönetim kurulunda direktörlere verilecek otomotivler ne renk olsun, hangi marka olsun olsa onlar yanlış yapıyorlar. Anladım. Peki yönetim kurullarının birbirleriyle kitap okuyup da haftada bir kitap değişmesi fikrine ne dersiniz? Öğretmen olarak aklıma geldi ama. her fikir doğru fikir. Ben öyle yaklaşıyorum. ama şöyle bir enteresan bir şey var. Mesela veba kitabını 5 kişi okusun ve ne öğrendiğini birbirleriyle paylaşsın mesela. Ben vebadan bu bilgiyi aldım. Siz başka bir bilgi. Onun tartışması çok enteresan neticeler çıkarabilir. Süper. Peki hocam, bir dakikayı bir süremiz kaldı. Eğitim, öğrenme, şirket, insan, yönetici. Bir de bunu söylerseniz. Şimdi biz tüm herhangi bir insanda, liderde en önemli verdiğimiz konu öğrenme kabiliyeti. Tamam. Bu ne kadar yeniliklere açık, yeni şeyler nasıl öğreniyor? Bunu da bilimsel olarak ölçebiliyoruz. Daha önce de anlatmıştım. Onun için öğrenmeye açık, yeniliklere açık liderler bulduğunuz zaman şirketiniz de böyle, yani ülkeler de böyle, öyle liderler bulunca böyle zıplıyorlar. İlerlere doğru gidiyorlar. Süper hocam. Yine çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, hem benim adıma hem sizler adına umarım güzel program olmuştur. Ben yine çok beslendim, öğrendim. Şerif hocama da teşekkür ediyorum. Yılların deneyimi, bilgi birikimini paylaştı bizle. Herkese sevgiler diliyorum. Güzel bir gün diliyorum.